sorumuza bir bakalım. Nasıl bir soruymuş bu? Evet ben çekiliyorum hemen. Aralarında 600 km mesafe bulunan iki aracın yol zaman grafiği verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi burada birinci aracın hızı 100 kilometredir diyor A maddesinde. Öyle midir? Bir görelim. Şimdi hızı anlamak için ne yapmamız lazım? Şimdi yer değiştirmeye baktığımız zaman birinci araçta e, şuradaki yer değiştirme ne kadar? 100 kilometre. Peki ne kadar zamanda bir yer değiştirme olmuş burada? Bir saat. Bak şurası tam bir saat şurası. Demek ki bu aracın hızı nedir? 100 kilometredir. Bir saatte 100 kilometre yer değiştirme var. Bu doğru. İkinci aracın hızı 60 km bölü saattir diyor. şimdi buradaki aracın hızını da şöyle ölçelim. Şimdi 180 km'ye 3 saatte ulaşmış görüyor musun burayı? Demek ki bunun hızı gerçekten 180 bölü 3'ten 60 km'dir. Bu da doğru. Biz yanlışı arıyoruz bu arada. İki araç 5 saatte karşılaşır demiş. Şimdi biz bunu nasıl bir şey yapsak? İkisinin tam yerinin belli olduğu şu noktaları alacağım. Bak şu noktayla şu noktaya bak. Şimdi bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra şunu yazabilir miyiz? Şimdi buradaki adamın neyi var? 500 kilometrek yolu var. Onu şöyle desek. 500 ve bu sürekli ne yapıyor? Yolunu azaltarak ilerliyor. Ve kilometredeki hızı neydi? Pardon saatlik hızı neydi? 100 kilometreydi. Yani t zamanda t çarpı 100 kilometre olarak ne yapacak? Yolu sürekli değişecek, azalacak. Diğer araca baktığımız zaman onun hız e, mesafesi, bak aynı noktadan konuşuyorum ben şu an, 180. O da her saat ne kadar ilerliyordu? Hızı 60 kilometreydi, 60 kilometre. O da t saatte t çarpı 60 kilometre. Önceki mesafesine ne yapar? Ekler ve bunların e, eşit olması gerekir ki ne olsun buna karşı Eşit diyorum. Ne oldu? Bu buraya gitti. Şu T'den bahsediyorum. Sağ tarafa gitti. 160 T var. Bu da sol tarafa geldiği zaman kaç oluştu orada? 320. T zamanımız ne geldi? 2 geldi. Şimdi 2 de işte burada 5 demiş. Yani yanlış diye geliyor ama şöyle bir şey var. Biz olaya 3. saatten itibaren baktığımız için yani 3'ten itibaren 2 saat sonrasını biz bulmuş olduk. Yani Tam 5. saatte bunların çakışmasını görüyoruz. Yani bu madde de doğrudur. Evet. Peki yani diğerine bakalım. Birinci araç 600 km yolu tamamladığında diyor. Şimdi bu bu arada C şıkkı için yaptığımız bir çalışmaydı. Şimdi ben D şıkkı için şurada bir çalışacağım. 600 km yolu tamamladığında bu süre ne bir onu anlamamız lazım. Aslında buradaki şu aracın tam buraya inerek x eksenine dokunduğu zamanı merak ediyoruz. Pekala, ee, Peki yani biz şuradan mı gelsek? Evet şuradan bir gelelim. Şuradan gelelim. Oradaki mesafesi 500. Yani 500 kilometreyi tüketeceğiz. Ondan sonra ne diyeceğiz? ne diyeceğiz? Hızı bunu yüzdü. T çarpı 100. Ne olsun istiyorum ben? 0 olsun. Çünkü bu böyle geldiği zaman Y'deki gördüğümüz eğer ne olacak? Sıfır görecek. Buradaki T süremize çıkar? 5 saat çıkar. Peki hala yani bu 5 saatte diğer araç ne yapar? Tabii ki nereden itibaren konuşuyoruz biz bu arada? Yine tam bu noktadan itibaren konuşuyoruz. Şimdi 5 saatte bu aracın alacağı yol 180 artı 180 artı ne diyoruz? Evet artı 5 çarpı 60'tır. Evet, çünkü e, birinci araç, evet ikinci aracınızı buydu çünkü. E, ne çıktı burası? 480 çıktı. 480 çıktı, biz 600 kilometre yol almasını istiyorduk ama bu 600'e eşit değil şu an. O zaman ne oldu? Bu maddede, madde de e, bu madde yanlış çıktı. Evet, biz zaten yanlış arıyorduk, cevabımız bu görünüyor. Fakat tereddüt edebiliriz, o yüzden E şıkkına da bir bakalım. Dördüncü saatte e, araçlar arasındaki mesafe 160 kilometredir diyor. Onu da şöyle farklı bir renk kullanarak halledeyim. Şimdi dördüncü saatte yani şöyle demem gerekiyor. Şimdi yine buradan devam edeceğim. Ben 500 eksi 10 çarpı pardon 100 çarpı 1 diyorum. Niye 1 dedim ben şimdi. Şimdi üçüncü saatte bunlar buradaki 500 ile 180 değerlerini gördüğü için. Dördüncü saatte buradan bir saat sonrasından bahsediyorum. O yüzden buraya çarpı 1 dedim. Bu neyi verdi bana? Şu aşağı doğru inen aracın mesafesini verdi. Buna bir bakalım ne yaptı? 400. Peki diğerini bir inceleyelim. O da ne olacak? 180 artı bu sefer 60 çarpı 1 yapacak. Ee, o da nedir? Buradan bir saat sonrasında 180'den 60 çarpı 1 kadar ileri gidecek. Bu ne çıktı? 240 çıktı. Şimdi bu araçlar arasındaki mesafe 160 kilometredir diye soru. Evet, gerçekten doğru. 400'den 240'ı çıkarttık. Ne elde ettik? 160 kilometreyi elde ettik. Yani bu cevabımız da neydi? Doğruydu. Biz yanlış aradığımız için cevap D'de. Geçiyorum. 120 lira yaşları 12, 15 ve 20 olan 3 kardeş arasında yaşlarıyla ters orantılı olarak paylaştırılıyor. En büyük kardeşin payı kaç liradır diyor. Ee, yapacağımız şey basit. Ters orantı olduğu için K bölü 12, sonra K bölü 15 ve K bölü 20 yazdım. Bunları toplayacağım çünkü toplam neye eşit? 120 liraya eşit. Yani verilen paraların toplamı bu. Bunların paydaları nerede birleşir? Şöyle bir bakıyorum. 60'ta birleşir gibi göründü. Evet. Hepsi 60'ta birleşebilir. Onu yapalım. O zaman burayı benim 5'i burayı neyle? 4'le. Burayı 3'e genişletmem gerekiyor. Hemen devam edersek. Yukarıda 5, 4 daha 9, 3 daha 12 var. Yani 12K kaldı. Şimdi 120 burada dursun. Payda da 60 var. O da buraya gitti. Şunu sadeleştirdik. K buradan 600 çıktı. K buradan 600 çıktı. Bize sorulan neydi? En büyük kardeş. İşte burada en büyük kardeş buydu. Ee, sırasında ters orantılı. Yani o zaman şunu bulmamız gerekiyor. Şu bölümü. Yani K bölü 20'nin değerini hesaplayacağız. Ne yapacağım? K yerine 600'ü buldum. Yerine yazıyorum. Cevap ne geldi? 30 geldi. 30 lira alıyormuş en büyük kardeş. Cevabımız nedir? D şıklıdır. Şimdi burada şöyle yapalım. Kız erkek diye ayıralım. Kız erkek. Şimdi bay bayan. Bayanlar o zaman 1.6. Yani bu değer neyi görüyor? 1.6K'yı görüyor. Bu da 1.4K'yı görüyor. Şimdi şu hızlı düşünebilirim. Bu 16, bu da 14 olsun. Evet, 16 ve 14 ile orantılı diye düşünebiliriz ama buna sadeleştirelim. İki her ikisini birden en iyi neye bölerim. 2'ye böldüm. Bu 8, bu da 7 oldu. Daha da buna sadeleştirmez. Yani o zaman ee, kızların yani bayanların sayısı 7'nin katı, erkeklerin sayısı nedir? 7 ee, pardon. Kızların sayısı 8'in katı, erkeklerin sayısı nedir? 7'nin katıdır. Şimdi topluluğun adedi ne geliyor bu durumda? 15'in katı geliyor. Bu değer 15'in katı 40 ile 50 arasında olacağı için neye eşit olabilir? 15'in katı olan 45'e. Demek ki K sayısı kaçmış? 3'müş. Bize bayanların sayısı sorulmuştu. Bayanların sayısı şurada. Burayı görüyorsun. Şurada gideceğiz. Ne diyeceğiz? K yerine 3'ü koyacağız. 8 kere 3'ten cevabımız ne gelecek? 24 gelecek. Yani A şıkkı. Evet, tamam. Geçiyorum. Şimdi neredeyim? Dördüncü sorudayım. Bir tüccar elindeki malların yarısını yüzde 40 karla, kalanını yüzde 20 karla satıyor. Eğer tüccar bu malların tamamını yüzde 80 karla satsaydı, 10 bin lira daha fazla kazanacaktı. Bu tüccar malın tamamını kaç bin liraya satmıştır diye soruyor. Şöyle başlayacağım. 100x diyelim elimizdeki malın fiyatına. Bunun yarısı 50x, diğer yarısı yine 50x. Şimdi bu parçayı biz ne yapacağız? %40 karla satacağız. Şimdi %40 nedir? Yani bunun %40'ı nedir? Onu şurada bulalım. 50x'in %40'ı. Evet. Bir bakıyorum şöyle. Gitti, 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 gitti. Ne kaldı? 20x kaldı. Biz bunu 20x karla satıyoruz. O zaman nedir bunun fiyatı? 70x. Şimdi diyor ki kalanını %20 karla. Bunun %20'si de 10. Hesaplamayacağım ben. Çünkü 5'te biri aslında. O da ne yapıyor? Yine karla satılıyor. 60x oldu. Ee, diyor ki eğer tüccar bu malın tamamını %80 karla satsaydı. Yani şimdi 100 x almıştık ya. Bunu %80 karla satmaya kalkarsak neye satacağız? 180x'e satacağız ama bu haliyle satarsak gelen paraya bir bak. 130x yaptı. Eğer %80 karla satmayı düşünseydi diyor 10 bin lira daha fazla kazanacaktı. O zaman bu neye eşit? 10'a eşit. Ya da 10 bin e eşit işte. Yani ben buraya 10 yazıp bırakacağım şimdi. Buradan 50x'i ne buluyoruz? 10. X değerine çıktı. 1 bölü 5 çıktı. Peki sorumuz neydi bizim? Bu tüccar malın tamamını kaç bin liraya satmıştır diye soruyor. He, yani şu karlı satışlarından bahsediyor. Oraya baktığımız zaman ne görüyoruz? Aslında 130 x'e sattı. Biz x'i 1 bölü 5 bulduk. Gidip burada yerine monte ettiğimiz zaman 130 çarpı 1 bölü 5. Buradan da hangi değeri yakalıyoruz? 26. Evet. Demek ki 26 bin liraya satmış olur. Yani aşıkında cevabımız. Geçiyorum. Bir okuldaki kızların sayısı 700'den az, erkeklerin sayısı 900'den azdır. Kızların 1 bölü 3'ü 7 kişi gruplara, erkeklerin 2 bölü 3'ü 4 kişi gruplara ayrılabiliyor. Bu okuldaki öğrenci sayısı en fazla kaçtır diye sormuş. Şimdi benim anladığım şey şu. Şuraya kızlar ve erkekler diye iki bölüm açayım. Şimdi kızların 1 bölü 3 7 kişi gruplar ayrılabiliyorsa kızların sayısı 21'in katı olmak zorunda. Yani ben oraya 21x diyeceğim. Ne yaptım anlatayım. Direkt bununla bunu çarptım. Bir şeyin 1 bölü 3'ü 7 olabiliyorsa kendisi 21'in katı olmalıdır. Şimdi buradan yapalım bak. Bununla bunu çarptım kaç yaptı? 12. 2'ye böl 6. Yani 6 yapıyor evet. Erkeklerin sayısı nedir? 6'ın katıdır. Diye düşünün Başlayalım. Peki şimdi Burada nasıl bir dünyamız var bizim? Hızların sayısı 700'den az diyor. O yüzden 700'ü 700'ü 21'e bir böleyim. Bir bakalım ne olacak. Kaç kere var? 3 kere olsa 63 çıkarttık. Tekrar 70 indi. 3 kere daha var. 63 kalan 7 çıktı. Peki. Bu şimdi ne demek? Aslında e, 700'den 7 eksik olan değer 21'in tam katı oluyor. Ne yapacağız yani? 700'den 7'yi çıkartıyoruz. Ne oldu? 693 tane ne var? Bu grupta yani en fazla kız sayımız oluştu. Gör, Görüyorsun burayı. Şimdi aynı şeyi ne yapacağım? Ben erkekler için yapacağım. Ne diyor? 900'den az. Bu sefer de 900'ü 6'ya böleceğiz. 96'ya bölüyoruz. Kaç yaptı burası? Direkt 150 yaptı. 150 yaptı ama bunun kalanı ne? 0. Şimdi 900'den az dediği için 150 olmaz. 150'den ne yapmamız lazım? 6 geriye gidelim ki az olabilelim diyeceğiz. 6'yı ben buradan çıkarttım ne geldi? 894 geldi. O halde bu okuldaki toplam öğrenci sayısı, evet, ne? bunların. Toplam ilerlediniz. 4 3 daha 7. Ondan sonra 9 9 daha 18'lerde var. 1 8 9 14 bir derde 15. 1587 kişi varmış en çok. Nerede cevap? Evet. Cevabımız 5 şıkkında geldi. Galiba oluyor. Peki. Şimdi geldik 6. soruya. Bir markette aynı cins sabunun 120 gram ve 200 gram olmak üzere iki çeşit vardır. Tüm olarak 1 kilo sabun alan kişi en çok kaç tane sabun alabilir diye sormuş. Şimdi şöyle düşünmemiz lazım. 120 liralık sabunların ne olsun buradan x tane alalım. Şundan da y tane aldığımız düşünelim. O zaman oradan gelen toplam gramaj 120x olur. Ötekinden de nedir? 200y. Bu 1 kilo eşit olacak. Bir kilo dediğimiz şey zaten nedir? Bin gramdır. O yüzden buraya bin dedim. Şuradan birer tane sıfır atalım. Bu soruyu rahatlatmak istiyoruz. Daha da bölebilir miyim? Evet bölerim. Ben buraları hepsini dörde bölsem. Bunu dörde bölsem 3 kaldı. Buradan 3x iner. Burayı 4'e bölsem ne kaldı? 5y. dörde e bölsem ne oldu? 25 oldu. Denklemimiz bu. Şimdi bunun üzerine düşünmeye başlayacağız. Şimdi bize söylenen en çok kaç tane sabun alınabilir sorusu. En çok nasıl yapabiliriz? Şimdi en çok olabilmesi için büyük katsayılı e, ifadenin bu y çarpanı küçük almak durumundayız. Çünkü bu ne kadar küçük alırsak bu daha çok olacağı için daha çok adede ulaşırız. O yüzden ilk önce sıfırı koydum. Çünkü ikisinden de kesinlikle alınmış demiyor soru. Yani hiç alınmamış da olabilir. O yüzden sıfırı alabiliriz. Sıfır koydum ama sorun şu e, nedir? 3x eşittir 25'teki x'in değeri tam sayı değildir. Bu olmaz. Peki. 1'i koysak ne olur? 20 olur. Hayır. 2'yi koysak kaç yaptı burası? 10 15 oldu. 2 içine geldi 5 geldi. Evet. Şimdi buldum. Yani ne oldu burası? 15. 10 daha 25'i yaptı. Toplamı kaç bunun? 7. Sorumuzun cevabı nedir? 7'dir. Peki niye devam etmiyorsun diye sorarsan bana hani 3, 4, 5 için niye devam etmiyorsun diye sorarsam ben ne demiştim? Y'nin değeri az olursa biz e, buradaki x artı y ifadesinin değerini çok bulacaktık. Yani bu miktarın çok olması için katsayısı büyük olanı az tutmamız gerekiyordu. Aşağıda çıksa bile bu toplamın değeri ne olacak? Daha çok gelmeyecek. E, mesela bir tane hemen göstereyim sana. Yani niye gelmiyor? Mesela yeğenin yerine 5'i koyabilirsin. Yeğenin yerine 5, 5 koysam. X'in yerine 0 koysam. Gördün mü? Ne oldu? Burası sağlandı şu an. Ama toplamı toplamını şu an 5. Ben çok istediğim için bu cevap değil. Cevabımız nedir? 7'dir. Yani C şıkkını işaretledi geçtik. Bir varilde 83 kilo yağ vardır. Bu yağ 9 2 kilogram ve 7 kilogramlık bidonlarla tamamen dolacak şekilde doldurularak başka bir yere aktarılacaktır. Her bir don en az bir kez kullanılmak üzere bu yağın tamamı kaç seferde aktarılabilir diye sormuş. Şimdi o zaman şöyle bir durum var. 9 bölü 2x çarpı, çarpı x tabii ki artı 7y eşittir ne olmalı? 83 olmalı. Yani 9 bölü 2 kilogramlıktan x kere 7 kilogramlıktan da y kere yaparsak ne yapacağız? 83'ü tamamlayacağız. Mantığı bu. Şimdi buradan mantık o da şey yapalım. bunu bir genişletelim. 2'ye çarpalım. Kaç yaptı? 9x artı 14y yaptı. Şu da ne yaptı? 2'ye katladığımız zaman 166 yaptı. Burada nasıl düşüneceğiz? Birçok sayı gelebilir. Bir kere şu çift. Bak bu çift. Bu da çift. O zaman bunun da çift olması zorunlu. Bu bir. İkincisi. Bunun az sefer yapılabilmesi için 9'dan e, daha az kullanmamız lazım. O yüzden ilk önce x yerine 2'yi koyacağım. Yani çünkü çift sayı geleceği için buraya 2 gelmek zorunda ilk başta. 2'yi koyduğumuz zaman ne oldu? Burası 18 etti. 18'i bir çıkartalım. Bakalım 14'e bölünüyor mu geri kalan sayı? çıkarttık. Buradan ne indi aşağı? 8 5'ten bir çıktı 4. 148 çıktı. 148 sayısı 14'e bölünmüyor. Olmadı bu. Sonra 4'ü almak zorundayız. 4'ü alırsak bir 18 daha inmemiz gerekiyor buradan. Onu da bir yapalım. Çünkü her inişimiz iki tane 9 iniyor dikkat et. Buradan indim 0. Burada ne oldu? 130 oldu. 130 da 14'e bölünmüyor. 6'yı alalım. Bir 18 daha inelim şimdi buradan. Bakalım ne oldu? 10'dan 8 çıktı. 2. Evet. Buradan ne kaldı? 2'den bir çıktı. 1. 112. 112 14'e bölünüyor mu? Soru. Şimdi 112 14'e bölünüyor. Kaç katı? Bir bakalım mı? 112 14'e bölsek. Kaç kere var zaten? Son 2 ile bitmek zorunda. Bir bakıyorum. 8 kere. Evet. Bak 8 kere 4. 32 elde var. 3. 8 kere 1. 8. 3 elde bu. Evet. O halde buymuş. Yani bu durumda x 6, y'de ne çıkıyor? 8 çıkıyor. Evet daha da ilerlemeyeceğiz. Çünkü biz zaten x'in az olması durumuyla ilgileniyoruz. Diğer e, 2 ve 4 sağlamadı. 6 sağladı. Burada durmak zorundayız. En az kaç sefer dediği için cevabımız bunların toplamı kadar olmalı. 14 olmalı. 8. soru. Ali 21 yaşındadır. Ali Bülent'in bugünkü yaşında iken Bülent bugünkü yaşın yarısı yaştaydı diyor. İdir diyor. Cümleyi bir an okuyamadım ama zaten sen okudun mu soruyu. Şimdi Ali 21 yaşında Bülent ne diyor? Bilmiyor. Bülent'in yaşı yok ortalıkta. O yüzden ben bunu x diyeceğim. Ali Bülent'in yaşındayken dediği için buraya x diyeceğim. Bülent bugünkü yaşının yarısı yaşta. Yani burası nedir? X bölü 2'dir. Evet bu soruyu şöyle çözüyoruz. Farklanıp eşitleyeceğiz. 21 eksi x. Buradan ne elde ettik? X bölü 2. 2 dağıtalım sol tarafa. 42 2x eşittir x. 3x 42. Evet x değerimiz ne çıkıyor? 14 çıkıyor. Peki soru bu mu? Ali ile Bülent'in yaşları farkı nedir diye soruyor. E şimdi biz bunları zaten Ali'yi biz zaten biliyorduk. Bir de Bülent'te ne geldi? 14 geldi. Yani 14 ile 21'in farkı soruluyor bize. Bunu da çıkarttığımız zaman da hangi değeri görüyoruz cevap olarak? 7. Yani bir işaret dedik. Bir satıcı aldığı bir malı %40 karla satmaktadır. Bu satıcı satış fiyatı üzerinden 9 lira indirim yaparak 75 liraya satarsa kaç kar olur diye sormuş. Şöyle yapsak 100x alalım. 100x. Şimdi bunu %40 karla satıyor. O zaman neye satıyor? Bu 140x'e satıyor. Bu bir. Şimdi diyor ki bunun üzerinden 140 üzerine 140x üzerinden 9 lira indirim yaparsa 75 liraya satıyormuş diyor. Yani o zaman bu 75'e eşit. Buradan 140x ne oldu? 84 oldu. Biz bunları en iyi neye bölebiliriz? Şöyle bir bakıyorum. Ee, 14'e bölebiliriz. Evet. 14'e böldüğüm zaman buradan 10x kalıyor. Buradan kalan değer de 6. Çünkü 6 kere 14 ne yapar? 84 yapar. Bunu bulduk. 10x eşittir neymiş? 6'ymış. Şimdi bu durumda ben ne anladım? Anladığım şey şu. Bu ürün bak 10x 6 olduğuna göre 60 liraya alınmış. 60 liraya alınmış. Ama 75 liraya da ne yapılmış? Satılmış. O zaman şöyle düşüneceğiz. 60'ın yani 60'da 15 TL kar yaptıysa yüzde ne kadar kar yapar? Diyelim orada Y harfi kullanalım. Evet bak bu buranın dörtte biri bu da bunun dörtte bir olacağına göre Y ne olmalıdır? 25 olmalıdır. Demek ki %25 neyi varmış? Karı varmış. Pekala. 10. soruya geçtik. 10. soru neyin nesi? Bir okuyalım. Şimdi soruda diyor ki bir basket takımı oynadığı bir maçtaki 50 atışını isabet ettirmiş ve 100 sayı kazanmıştır. Bu 50 atışta ondan fazla 2 sayılık isabet ettirdiklerine göre en çok kaç tane 3 sayılık basket 60'lardır demiş. Şimdi atışlar bu arada birlik, ikilik, üçlük diye geçiyor. Şimdi bunu şöyle bir parçaya ayıralım. Birlik diyelim. Birlik, ikilik atışların tipleri var ya bu şekilde. O yüzden ayırıyorum. Bir de üçlük diye. Tamam. Şimdi bu x tane atılsa, bu y tane atılsa o zaman toplamda bak 50 atış yapılmış. Görüyor musunuz? O yüzden buraya ne diyeceğim? Ben 50 eksi x hatta şu eksi dağıtarak yazayım. Parantezi kullanmayayım. 50 eksi x eksi y diye yazayım. Şimdi buradan gelen puan 1 çarpı x. Buradan gelen puan 2 y. Buradan gelen de nedir? 3'e çarpalım şurayı bir. Ee, şey yapmayayım uzatmayayım. Çarparak yazsam olur mu? Olur. 150 eksi 3 x eksi 3 y. Evet. Bu toplamda diyor ki 100 sayı kazandırıyor. Yani bu neşte o zaman nedir? 100'dür. Şu denklemi toparlayalım. Çok karışık kuruşuk görünüyor. Şimdi şöyle yapalım. Nasıl bir şey yapalım? Bir bakalım. Burada pozitif olan bir şey var mı? Sağ tarafa atarsam pozitif olacak. Bak şimdi. Burada eksi 2x var. Sağ tarafa artı 2x diye gitti. Burada eksi y var. Sağ tarafa artı y diye gitti. 150'den de 100 çıktı. 50 kaldı. Tamam. De aradığımız denklem bu. Şimdi, daha buraya kadar hiçbir şey yapmadık aslında. Bundan sonra düşüneceğiz. Diyor ki, 50 atıştan 10'dan fazla ikilik sayı atmış. Yani bak, ikilik sayı attığı bölüm Y adetti. Demek ki bu kesinlikle ne olmalı? 10'dan daha büyük olmalı. Bunu biliyoruz. Peki, şimdi buraya geldiğimde bunun yerine ben ondan büyük 11'i yazabilir miyim? Açık konuşayım, bu yazabilir miyim? yazarsam sıkıntı yaşarım çünkü buna 11'i koyduğun anda 50'den 11 çıktığında 2'ye bölünmez yani e, burası çift bir sayı bu tek olursa 50 eşit olması mümkün değil bu olmuyor bunu geç İddia edelim 12 olsa ne olur 12 olduğu zaman olur 12 buradan çıktı kaç kaldı 38. 2'ye böldük bu 19 geldi evet en çok kaç tane üçlük atmıştır diye soruyor. E, bu kadar. Çünkü o cevabımız ne olacak? 19 olacak. E, sebebi ne? Bir bakıyorum şöyle. En çok kaç tane üçlük? Üçlük dediğimiz yer şurası ama dur, 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 dur. Bunun cevabı şu an tam 19 gelmedi. Yani sonradan gelirse onu bilemiyorum. Biz şu hesaplamalıyız. Demek ki bu değerleri alacağız. Şurada yerine yazacağız. Üçlükleri adedi o çünkü. 50 eksi 19 eksi 12. Kaç yaptı burası? 50 eksi 30. Bakıyorum şöyle bir. Kaç yaptı? 31. Çıkarttığımız zaman 19. Aa ilginç. Bu da 19'muş. Yani sorunun cevabı ne geldi? 19 geldi. Cevap da nerede? C şıkkında. İşaretledim. Peki. Ne diyor? Bir sinema yeni sezonda biletleri %20 indirim yapıyor. Yıl sonunda seyirci sayısında %30 artış olduğu görülüyor. bu sinemanın bir yıl önceki gelir durumu nasıl değişir diye soruyor. Durumu nasıl değişir? Şimdi ilk önce şöyle kabul etsek. Mesela diyorum ki 10 kişi gelsin Biletlerde ne olsun? 10 TL olsun. Şimdi ilk halimiz bu. Yani buradaki gelir o zaman ne olur? 100 TL olur. Şimdi ama biz ne yapacağız? Biletlere %20 indirim yapacağız. O zaman biletlerin olduğu fiyatı 8 TL. 8 TL'ye indi. Sonra bir baktık ki kişi sayısı ne oldu? %30 arttı. Yani o zaman gelen insan sayısı neye çıktı? 13 kişiye çıktı. Peki bu durumdaki gelen miktar ne? 13 çarpı 8. Şuna bir çarpalım. 24 elde var. 2, 8, 104. Şu an 104 TL'ye geldi. Bu sistemanın bir yıl önceki dur gelir durumu nasıl değişir diye sorduğu için cevap baksana bir. 100'den 104'e çıktı. Yani %4 arttı. Cevabımız %4 arttı olacak. Neredesin? 5 şıkkındasın Üzerinde 1, 2, 3, 4, 5 puanlar bulunan hedefi vurmak isteyen bir atıcı 18 atış yapıyor. Her hedefi en az bir kez vurduğu biliniyor. Atışlar sonucunda 52 puan alan atıcı en çok kaç tane 3 puanlık hedefi vurmuş olabilir diye soruyor. Şimdi şöyle yapalım. İlk önce üçlük atmayalım. Yani 3 puanlı hedefi vurmayalım. Ne yapalım? 1'i vuralım. 2'yi. Ondan sonra... 4'ü ve 5'i. Şimdi buradaki toplam gelen puana bir bakalım. Toplam gelen puan nedir? 12'dir. Şu 12'yi farklı renkle yazmak istiyorum. Onu maviyle yazalım. 12 puan. Şimdi 3'ü en sona bırakacağım. Ee, ama biz ne istiyoruz bu arada? 3'ün e, 3 puanlık hedefi en çok vurmamız gerekiyor. O zaman en küçüğü vurayım bir dahaki sefere. Bir tane de birlik yapayım. Bir tane yine birlik vuralım. Buradan gelen puan da nedir? Birdir. Bir puan. Şimdi toplamda gelen puana baktığın zaman 13 yaptı. Öyle değil mi? 13. Şimdi 52 puan elde ediyoruz. O yüzden elde etmemiz gerekiyor daha doğrusu. Ben 52'den 13'ü çıkartıyorum. Ne kaldı? Bir bakalım. 9, 39 puana ihtiyacım var. Ha bunların hepsini de ben ne yapacağım? 3'lükten yani 3 puanlık hedefi vurarak elde edeceğim. O zaman 39'u 3'e böldüm. 13 tane de öyle hedef vuracağız. Şimdi bir şey test edeceğiz yalnız. Tuttu mu bunlar? Şimdi burada ne oldu? Ee, 13 kere 3 vuruldu. Bir tane 1 vuruldu ve şurada 4 var. Şöyle bakalım. 4, 5, 8, evet 13. 18'i verdi. Tamam camıza bir sıkıntı yok yani böyle küçük bir teste ihtiyaç duydum. Hani ola ki e, tutmasaydı şu bir tane birlik değil de iki tane birlik falan yapabilirdim. O açıdan test ettim ben. Şimdi şu soruya bakalım neymiş. Soru da diyor ki haberlerde 8 hektarlık ormanlık alanın yandığını duyan Hasan... Kaç ağacın yandığını merak ederek araştırma yapıyor. Araştırmasına göre 5 metrekareye bir ağaç düştüğünü hesaplayan Hasan'a göre ormanda kaç ağaç yanmıştır? Pardon elim gitti. Şimdi bir kere ne kadarlık bir alan? 8 hektar diyor. Şimdi 8 hektar. 1 hektar 10 metrekare ise 8 hektar nedir? 8 çarpı 10'dan 80 bin 80 bin nedir? Metrekare. Yani bu yalan bölge. Şimdi 5 metrekare bir ağaç e, ne yapıyormuş? Düşüyormuş. O yüzden benim bunu 5 metrekareye bölmem lazım ki kaç ağaç dikileceğini hesaplamam lazım. Sorun yok. Peki buradan metrekareleri geç, onlar zaten gitti. Şu ona eee neyle 5'i böldüm. 16 var. Yani 16.000 ağaç dikmek gerekli. Nerede cevabımız? Ceyhan'da görünüyor. Evet. Kolay bir soruydu. Geçiyorum. 14. sorudayım. Ağırlıkça %30'u tuz olan 80 litre tuzlu su karışımı ile ağırlıkça %80'i su olan 40 litre tuzlu su karışımı boş bir kapta karıştırılıyor. Yalnız şimdi şöyle bir şey var burada. İlk söylenen de tuzdan bahsediyor, ikinci söylenen de sudan bahsediyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Farkındasın olayın. Şimdi ben şöyle başlayacağım. İlk miktarımız 80. Bunun %30'u nedir? Tuz. Sonra ikinci miktarımız 40. Bunun ne kadarı? %80'i su ise bunun da %20'si nedir? Tuzdur. O yüzden buraya 20 yazıyorum. Bak buraya çok dikkat etmen gerekiyor. 80 yazarsan çıkamazsın. Peki karıştırılıyor diyor. Bu karışma kaç litre? Saf su katılırsa bak cümleye bak saf su katacağız. O zaman ilk çarpı 0 diyeceğim. Saf su olduğu için içinde tuz olmadığı için buraya 0 yazıldı. Şuraya da eşittir diyoruz. 80, 40 daha 120 bir de x var 120 artı x. Evet. Bunun %25 olması gerekiyormuş. Pekala. Şimdi bakalım neleri gönderebilirim. Şöyle bir sadeleştirmeye gireceğim ben. Bunda 2 tane 5 var. Gitti. Şu zaten 0 gitti. 5'in birini buradan götürdüm. Bir tanesi buradan götürdüm. Buradan gitti bir 5. 6 kaldı. Buradan bir 5 gitti. Ne kaldı? 16 kaldı. Tamam. Bundan sonrası buradan 96 artı 32. Parantez içerisinde 120 artı x var. Şimdi sol taraf kaç yapıyor? Bir bakalım. 128 yaptı. Ha, demek ki x değerimiz kaç olmalı? 8 olmalı. Biz de zaten onu arıyoruz. E eklenen saf su miktarı 8 litreymiş. Yani cevap B şıkkında geldi. Peki. 15. soru. Bir trende x tane yolcu bulunmaktadır. Her bir durakta bu trene trendeki yolcu sayısı kadar yolcu binmekte ve trenden 6 yolcu inmektedir. Bu tren üçüncü duraktan dördüncü durağa giderken içerisinde 102 yolcu bulunduğuna göre x kaçtır diye sormuş. Şimdi kaç duraktan bahsetti bize bu? 4 duraktan. Şimdi evet, şöyle diyelim burası bir başlangıç yerimiz olsun, şurası başlangıç olsun, içinde x diyelim şu birinci durak. Şimdi birinci durakta ne oluyordu? Bak her bir durakta bu trene trendeki yol sayısı kadar biniyor. Yani bir 2x oluyor. Şimdi x ya. 2x bin, bir x daha bindi. 2x oldu sonra 6 yolcu geri iniyor diyor. He, durum böyle ilerliyor. Şimdi yalnız böyle gidersek biraz işaret tersi sarar. Şöyle devam edeyim ben. İkinci durak var. Üçüncü durak var ve dördüncü durak var. Şimdi söylenen şu. Ee, Üçüncü duraktan dördüncü durağa giderken yani buradaki biriken insan sayısı aslında 102. Şöyle düşünelim mi? Tersten gidelim. Bak. Buradan buraya giderken ne olduğuna bir bak. Buradan buraya giderken 6 ekle 6 ekle ha buraya. Buradan bahsediyorum. Şuraya 6 eklesen ne oldu? 2x oldu. Sonra 2'ye böl. 2'ye böl. 2'ye yazmışım oraya. Bir dakika bekle. 2'ye böl. Deyince neyi bulduk? Biz x'i bulduk. Şimdi o halde ben de buradan tersten şöyle yapacağım. Şimdi buna 6 ekleyelim. 6 eklersek kaç yaptı? Şurada yapayım ben onu. 102 6 ekledim ve bunu 2'ye böldüm. Kaç yaptı? 108 yarısını 54. Bu bir önceki duraktaki insan sayısını gösterecek. Şimdi buradan tekrar bak. Buradan buraya giderken bunu yaptım. Şimdi buradan tekrar buraya giderken bunu yapacağım. 54'e ne yapacağız 6 ekleyip 2'ye böleceğiz. Kaç yaptı bir bakalım 30 Evet 60'ın yarısı 30 çünkü Buradaki insan sayısı 30 çıktı Soru neydi ee, Yolcu bulunduğuna göre Evet tamam şu x'i merak ediyorduk o zaman Tekrar 30'a 6 a ekleyeceğim 2'ye böleceğim Ne geldi bu 18 geldi Demek ki x değeri neymiş 18'miş Cevap nedir? B şıkkıdır. Peki. Bu testin son sorusu AB b çaplı pistin çevresi 480 kilometredir. A ve B noktalarından iki araç aynı anda aynı yönde sırasıyla 40 kilometre bölü saat ve 60 kilometre bölü saat hızlarla hareket ediyorlar. B'den hareket eden araç kaç saat sonra A'dan hareket eden araca yetişir diye sormuş. Şimdi şöyle bir şey var. Çevresi 480 ama aralarındaki mesafe şu bölüm. Çünkü hızlı giden yetiş hızlı gidenin kapatması gereken mesafeyi merak ediyorum ben. Hızlı giden yavaş gidene göre şu mesafeyi kapatmalı. Burası da nedir zaten? 240 kilometredir. Şimdi bağlı hızdan gideceğiz. Bunların yolları farkı 240, hızları farkı da nedir? 60 eksi 40'tır. O halde 240 aşağıda ne var? 20. Bu olay nedir? 12 saatte gerçekleşir. 12 saat sonra hızlı diğerine yetişir. Soruda evet, soruda bu olduğu için cevabımız nedir? 5 şıkkıdır. Bu testi bu şekilde bitirmiş oldum. <laughs>